Yakın zamanda Marvel'a dair beklediğimiz en büyük şeylerden bir tanesi tabii ki de Comic Con etkinliği. Comic Con etkinliğine nereden baksanız bir hafta kadar kaldı. Hiç bilmeyenler için kısaca bahsetmek gerekirse Comic Con Marvel'ın yeni filmlerinden bahsedeceği bir etkinlik arkadaşlar. Ve kendisi 23-24 Temmuz arasında yapılacak. Biz de o tarihlerde Marvel'ın bir sürü film duyurmasını bekliyoruz. 3 yılda bir gelen bir etkinlik için bence ellerinde baya bir şey birikmiştir. İşte zaten Comic Con etkinliğinde gösterilmesi muhtemel olan bazı şeyler sızdırıldı arkadaşlar. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Bu arada 100 bine çok az kaldı. Bence abone olup aramıza katılabilirsiniz. Bu sızıntıların gerçek olmama ihtimali yüksek arkadaşlar. Birçok kişi bu gerçek değildir çünkü Marvel Comic Con'dan hiçbir şey sızdırmaz. Comic Con etkinliğinde yapılacak olan şeyleri bayağı bir gizlilikle de koruyor dediler. Bu sızdırılan şeylerin gerçek olma ihtimali düşükmüş arkadaşlar öyle söyleniyor yani. Ama her ne kadar gerçek olsa da olmasa da biz üzerine konuşalım istiyorum. Öncelikle ben geçenlerde Comic Con etkinliğinde Black Panther'ın fragmanının gösterebileceğinden bahsetmiştim. Söylenti değildi bu tamamen benim kendi düşüncemdi ve artık bir söylentiye de kavuştu. Black Panther'ın fragmanının Comic Con etkinliğinde gösterebileceği söyleniyor. O zaman da söyle Bence bu çok mantıklı olur. Birçok hayran o etkinliği izleyeceği için Comic Con'da fragmanın gösterilmesi çok iyi olacaktır. Ayrıca bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Comic Con benim bildiğim kadarıyla canlı olarak herkesin izleyemediği bir etkinlik. Ama eğer herkes aynı anda o etkinliği izleyebiliyorsa bunu ben bir araştıracağım. Eğer öyle bir şey varsa beraber canlı yayın izleyebiliriz arkadaşlar ama sanmıyorum ben öyle bir şey olacağını. Ama Comic Con'dan bütün bilgiler geldiğinde ben hepsini sizlere aktaracağım. Onu da merak etmeyin. Comic Con'da duyurulacağı söylenen projelerden bir tanesi de Thunderbolts filmi. Geçenlerde zaten söylentisi çıkmıştı kendisinin. Comic Con'da resmi olarak duyurulacağı söyleniyor. Bunun dışında Nova'nın da filminin burada duyurulacağı söylendi. Daha doğrusu zaten Nova resmi bir duyuruya kavuşmuştu da. Belki bir görüntü görebiliriz. Belki Nova karakterinin tasarımını görebiliriz veya belki de oyuncusunu açıklarlar. İlginç bazı detaylar bekliyoruz açıkçası. Yakında Blade filmi gelecek onu da biliyorsunuz. Blade vampirlerle savaşan bir karakter aslında. Çizgi romanlara baktığımız zaman Marvel evreninde Dracula falan da bulunuyor. İşte zaten söylenti de burada ortaya çıkıyor. Blade filmine dair bazı açıklamalar yapılacakmış ve bu açıklamaların yanında da filmin ana kötüsünde Dracula olacağı söylenmiş. Dracula vs Blade izlemek bence güzel olacaktır. Ama umarım Dracula'yı tek filmde harcamazlar. Çünkü arkadaşlar tekrardan dize getirmek istiyorum ki MCU'da kabal ekibini kurabilirler. Red Skull, Dracula, Doctor Doom, Atuma gibi karakterler MCU'ya dahil olacaklar. Bir bakarsınız kabal filmi çekerler. Veya kabal filmi çekmek yerine yine Avengers filminde birden fazla düşman görebiliriz. Bunların olması muhtemel. Bunun dışında bir oyuncunun MCU'ya dahil olacağı söyleniyor. Kendisi kendisini The Boys'tan tanıyabilirsiniz. The Boys'taki şu abimiz yani Antonistar Starr MCU'ya katılabilirmiş. Bunu da Comic Con panelinde duyurabilirlermiş. Elbette ki benim bu panelde beklediğim filmlerden bir tanesi de herhangi bir X-Men filmi olur arkadaşlar. Ki zaten onun da duyurulacağı söylenmiş. Panelde mutlaka bir tane X-Men filmi olacağı söyleniyor bu sızıntıya göre. Ayrıca Profesör X'in ve de Scott'ın yeni oyuncuları da açıklanmış. Bu oyuncuların kim olduğunu söyleyeceğim şimdi sizlere ama burası birazcık olay çıkartabilir arkadaşlar. Eğer bu kısımlar gerçekse insanlar ikiye bölünebilirler. Hemen oyunculardan bahsetmek istiyorum ama Profesör X bence insanları ikiye bölecek. MCU'da yer alacak olan yeni Profesör X'i oynayacak olan isim Giancarlo olacakmış. Kendisini Breaking Bad'den falan tanıyabilirsiniz. Eğer bu söylenti doğruysa nur topu gibi siyah bir Profesör X'imiz oldu. Açıkçası bu duruma karşı çıkacak olanlar olabilirler lakin ben pek de karşı çıkmayacağım arkadaşlar. Her ne kadar Profesör X'in siyahi olması benim hoşuma gitmiyor olsa da tamam belki ten rengi Profesör X karakterine uymuyor ama bence oyunculuğu çok fena bir şekilde uyacaktır. Bu yüzden ben bu açıdan bu adamın Profesör X'i oynamasına okey olacağım galiba. Ama sizler bu duruma okey misiniz bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Ve tamam bu arada bu kadar. Hani sızdırılan şeyler benim ilgimi çeken şeyler bu kadar. Ama unutmayın ki bu söylenti ve de sızıntılar tamamen doğrudur diyemeyiz. Ben de doğru olabilir veya olmayabilir diyerekten düşünüyorum ama şu da aklıma geliyor. Biz artık bu Comic Con etkinliğinde yeni Avengers filminin duyurulacağını göreceğiz bana kalırsa ama bu sızıntılarda yeni Avengers filmi yer almıyor. Ben sırf bu yüzden yalan olma ihtimalini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ben bu etkinlikte Avengers filmini göreceğimize inanıyorum. Ne olacak ne bitecek gerçek mi değil mi artık bunu yakın zamanda öğreneceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.